Herkese yeni serimizden merhabalar. Umarım iyisinizdir. Türk haritasında Türk modlarıyla serimizin ikinci bölümündeyiz. YouTube bizi sevmese de benim size olan saygımdan ötürü hala video çekmeye devam ediyorum. Umarım size olan saygım bana bir geri dönüş sağlar. Herkese selamlar. Ve sosyal medya ile uğraşıyorum. Biz son bölümde fasulyemizi biçmiştik. Fasulyeyi biçimini bitirdik. Yakında nohut biçimi var. Onlardan sonra bir tane daha 110 beygirlik böyle işimizi görebilecek Erkunt aldım. 110'luk bir Erkunt. Erkunt'un çok fazla modu var. Bunları da göstereyim mesela. Herkes Erkunt modeli çünkü her yerde bulunan bir şey ve Giants Engine kullananlar kolay kolay yapıyor. Bende bunun 125'liği de var ama bu 125'lik arkadaş o kadar çok mazot yakıyor ki. Yani 100 litre deposu var, bir tane çift sürmek isterseniz 20 dönümlük bir yeri 3 depo mazot harcarsınız. Öyle bir mod. Bir de öbürünü göstermedim. Şu modumuz var. Bu modun da güzel yanı diğerine göre iyi yanı var. Bir iyi yanı bir de kötü yanı var. Bunda tekerlek seçenekleri çok, arka tekerlek iyi olduğu için çift sürümünde kolaylık sağlıyor. Ama bunu kullanıyorum çünkü fiyatı daha uygun. Tek handikapı bunun ağırlıklı tekerleri yok, sadece büyük teker eklemişler. Buna genelde ağır işlerimizi yaptıracağız. Bir tane ön kol aldım Ataş'la beraber. Çünkü kireçlerimiz, gübrelerimiz ve tohumlarımız var. Onları da doğru düzgün yerlerimize koyduk. Umarım hayatınız sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu, huzurlu geçiyordur. Bir önceki videoya YouTube'un bizi affedersiniz yapmasından ötürü videolar gerektiği kadar gösterim almıyor. Bunu 100 milyon kere şikayet ettim ama nacizane iş bilmez içerik üreticisi yardımcılarından ötürü hiçbir şeye yaramıyor. O yüzden de farklı platformlara geçeceğim. Büyük ihtimal rakipleri TikTok'a geçeceğiz. Bunu da bilgisini vereyim. Şimdi yavaş yavaş işlerimize başlamadan önce şöyle yapalım. Bunu buraya alalım. Bu haritamızın belirli sıkıntıları var tabi. Hali hazırda bugları var. Ama şöyle güzel bir haber vereyim. Sağ olsun Hüseyin abimiz benim sesimi duydu ve bir tane harita yapalım dedi beraber. Ben çok anlamıyorum. Fikir manasında yardımcı olacağım. Elimden geldiğince farklı şeyleri de yapmaya çalışırız tabii ki. Buna şöyle yapalım. Panko'yu buna takalım. Öyle mi yapsak acaba? Panko buna ağır gelir mi ya? Şöyle gidelim, pankomuzu takalım buna. Boştur zaten, aynen. Bu pankoyu doldurmadan şunu yola çıkartalım. Bunu da koyalım, gitsin o tarlaya. Allah'tan şeyi çalışıyor. Birazcık farklı, fantastik bir şekilde olsa da şoförleri çalışıyor ve bir şekilde gidiyorlar olduğu yerleri. Bazı yollar şu an haritadan benden göremiyorsunuz tabii ki ama haritada görüktüğü gibi değil. O yüzden biz bazen sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Mesela bu arkadaş bir de batırmış biçeri büyük ihtimal. Çıkartır çıkarsın. Çıkamayacağım mı? Arka teker çıkmıyor. Çıkarsın, çıktın 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 çıktın. Aynen. Aynen. Şimdi tabii ben şeyleri de aldım. Bunu şöyle bir bırakalım. Öbürüne geçelim. Bu bir yandan gitsin. Nohutu biçmeye başlayacağız. Bu kendi kendine gider diye tahmin ediyorum. Demin gitmişti. Ha, tamam. TCL 56'yı da yukarıya nohuta bırakalım. Nohutun da biçim sezonu geldi. Bu haritayı beğendiyseniz beğen butonuna basın mutlaka. Ekstradan paralarda oynamalar oluyor. Bunun sebebi hem onu bunu aldık. Hem de birazcık daha tarla açacağız. Şuraya güzel bir alan peyzajladım. Birazcık kazdım ve oraya da farklı ürün ekmek için ortalama 5-6 dönüm falandır. Şöyle göz hizasıyla bakarsak buraya kadar olacak. Şu ağacın ilerisine kadar. İyidir. Alpler pulluk aldık. Buna kanalda daha önce vardı. Herkesin bulabileceği pimli pumluk pulluk olarak geçiyor. Altılı pimli pulluk. Konuşamadım. Bu hem otomatikte daha iyi çalışıyor. Ünlü pulluk var. Ünlü pulluğun modellemesi falan da çok çok güzel. Ama biz şeyi geçtik ya.
Ulan bu nohut tarlamız, bunu biçeceğiz şimdi. Tabii nohut, mercimek vesaire o gibi ürünlerin şeyleri uzun, farklı dönemlerde ekilip biçiliyor. O yüzden şimdi bizim yapmamız gereken ilk şey buraya sürmeye başlatacağız. Ondan sonra pankomuzu 398 ile getireceğiz. Şey yaparız. Arka şeytan dingil bir tane de dorsa aldım. Otoload. Yani otomatik yüklemeli şeytan dorsa aldım bir tane. Ona şeylerimizi koyarız. Kirecimizi koyarız. Çünkü bunlara kireç atılması gerekiyor. Bunu niye okumadın şimdi? Allah'ım, böyle bir video çekmek istediğim zaman bütün şeyler, modlar bana trollük peşinde oluyor. Abi bunu tak işte. Tak. Ha, bu kadar be gülüm be. Uğraştırma adamı. Bakalım nohutun verimi nasıl olacak? Ha, bir de fasulyemizin verimine bakacağız beraber. Kaç ton oldu? Ben 8 tondan fazla bir şey hatırlıyorum ama şu koysun. En azından çevirsin, düzeltmez. Hop. Hop 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 hop. Ne yapıyorsun çocuğum? Yapma gülü. Nohuttan şey çıkacağını çok zannetmiyorum. Tamam, yavaş yavaş. Batma modumuz hala aktif. Şey yapmadım. Bu gidiyor, pankoyu aldı. Benim traktörle şeyi alalım. Şeytan dorseyi alalım. Bunun içine kireçlerimizi koyarız. Pankoyu zaten öbürü götürüyor. Doldurmadım bilerek, çünkü o panko 500 kilo görünümlü, 1700 kilo. O modla oynamadım. O modun kendisi öyle geldi. Keşke ona mazot alsaydık. Bak, mazotu yoktu diye onun hatırlıyorum ama. Neyse, artık yapılacak bir şey yok. Mazotu biterse mazot getiririz ona da. Bir tane ilerle 58k paramız var. İleride bir şey alırız belki. Dur. Bunu buradan bir de çevirmesi var sonra. İleride bir mazot tankeri alırız. Şimdi yukarıdan ben bu şeyleri bilerek oraya koydum. Böyle daha şey olsun diye, çok önümüzü kapatmasın diye koydum. Şimdi yavaş yavaş onları da alalım. Dediğim gibi bu modda şey yapacağız, gerçekçi oynayacağız modumuzu. O yüzden bazı şeyler sevmeyen arkadaşlarımız varsa sizi sıkabilir. Ama mazur görünüz efendim. Böylelerini seven de var. Ben de tam alışık olmadığım için bazı şeylere artık bunları bir şekilde böyle mi bırakıyor? Ha, bak böyle bırakıyormuş. Tamam. Şunu bir çekiştirelim. Bu moddan olunca da sıkıntı oluyor. Şöyle yerine koyalım. Hareket et. Yapma oğlum. 2 ton lan. Bere arkadaş. Bere. Heh. Çok güzel. Bu 2 tonda kıçı başı oynamaya başladıysa bunun, bu dorseyi de nasıl düzleyeceğiz bakalım. Ya bu otoload modları birazcık şey oluyor, sıkıntılı oluyor. Bak, şey oynuyor, mezdeki oynuyor. Biz en iyisi ne yapalım biliyor musunuz? Bu kireçleri buna hemen önüne atalım, otolu atla çekelim, kaldırtalım. Orada yaparız artık bir şeyler. Çünkü bu arkadaş birazcık şey oynayacak. Hop, oynamaya devam edecek. Duvara dayan. Stop da edelim şunu. Çünkü oynamaya devam edecek. Kireçlerimiz yetmeyebilir. Benim tahminim o yönde. Kaç ton var? 8 torba aldığımı hatırlıyorum. O yüzden yetmeyebilir. Bakacağız bakalım ne olacak, ne bitecek. Onu göreceğiz. Keşke şunun önünde Erkünt. Türkiye'nin en iyi traktör markalarından biri. Güzel kardeşim, şu şeyleri düzelt artık ya. Güzel abilerim, ablalarım, kuzu sarmalarım benim. Şeyleri düzeltin ya. Şuraya bir bunu vinç olarak da kullanan, bu traktörü vinç olarak da kullanan arkadaşlarımız için. Hop. Normalde böyle bir şey yapsak süspansiyonun elime gelmişti böyle güzel. Şimdi bundan almayabilir bu. Havada kapacağım mı? Kapmadı. Çalıştır. Al. Niye almıyor bu? Oha, havada kaptı. Dur. Yürü. Oğlum dur. Burada la. Karar ver la. Şimpanzeti çakacağıma şey yapıyor. Kapat. Bugün bütün modlar bana böyle. Nedense bütün modlarımız bana böyle. Neyse, ben bunları hızlıdan bir yapayım.
Siz de o ara tamam, şimdi bitirdik bu arkadaşların alımını. Birazcık tabi yalpalayarak gidebilir. Sağa biraz çok geldi. Şöyle dengeleyelim şunu. Heh. Şunu da dengeleyelim derken lan koş. Heh. Baba motoru hareket ettiriyor. Öyle gübre bunlar. Yürü. Vitesi çakmadık, yürü. Düşmedi değil mi? Hızlıdan şimdi benim 7610'u koyarız şeye, otomatiğe, o tıkır tıkır kendi kendine gider. Yani şu an 8 12 vallahi 16 ton var, batabilir ama şey de büyük ihtimalle nohut tahılımız da dolmuş. Onu da almaya gideceğiz. Damperi 398'e koymuştuk. Yok, panko vardı onda. Oo, bir de damper var. Oğlum damperi de takarsak buna bu hayatta hareket etmez. Damperi de takarsak nasıl yapsak acaba? Neyse gidelim, olmadı şey yaparız. Şuna yollatalım, yürü diyelim şeye. Git sen. Gider herhalde. Bakalım. Heh. Şimdi bu durdu, bunu birazcık bekleteceğiz. Bu burada. Bu da gelmiş. Bunu da götürelim hemen yukarı. Çünkü şey yapacağız. Daha pulluk çekeceğiz. Bunun bir esprisi yok daha. Pullukla, yani şeyle, pankoyla. Pankoyu yukarıda bir yere koyarız. Aynen, pankoyu yukarıda bir yere koyarız. Aslında var ya, pankoyu şeyin arkasına koyacaktık. Bizim şeytan dorsenin arkasına koyacaktık. Hiç boş boşuna getirmeyecektik bunu. Tek yani bir traktörü hapsetmeyecektik bunun yüzüne. Düşmez herhalde. Tamam. Şimdi şunu yola çıkartıp tekrar yollayacağım. O da gidecek şeyi alacak. Dorseyi alacak. Bu. Şöyle bırakacağım burada. Yolda. Yürü baba, sen hızlıdan git bakalım. Hedefe ulaşılmıyor ha. Bir daha yap o zaman, git diyelim. Şöyle bırak. Yok, tamam. Tamam, yolu bulduracaktır bu. Bir şekilde gidiyorlar bak. Şu aralara, derelere büyük ihtimal şunu asfalt olarak okuyor. O yüzden gidiyor. Bununla işimiz yok. Erkund. Erkund'u böyle bomboş götürmek de istemiyorum. Ağırlığı bunun içine atsak. Nasıl fikir? Bence öyle yapalım. Bunu, ağırlığı bunun içine atarız. Gerçi şey de geliyor. Değil mi? Hiç gerek yok. Neyse, fasulyeye bakalım. Bakalım ne kadar fasulye yapmışız. 11,5 ton fasulye. İyi. İyi. Nereden baksan iyi. Şimdi bunu siloya atalım. İnşallah silo tanıyordur bunu ya. Bak, onu hiç denemedik. Hop. Ah, aynen, silo tanıyor bunu. Güzel oldu bu. Bakalım. Buralarda yazacaktır herhalde. Herhalde atıyoruz ama. Ha, var, tanıyor, tamam. 11 ton fasulye var, iyi. Bunlar darmason muydu? Ben kurak fasulye ekiyorum. Bizim orada çok yağmur olmaz o dönemde. O yüzden çok şeylerle alakalı bir esprisi yok. Şimdi bunu bu alırdı, neyse yola çıkartalım bunu da. Aynen. Bunun esprisi yok çünkü ağırlığı alacaktık daha. Ağırlığı alacaktık. Bu damperi ben burada bırakıyorum baba. Hiç kafa bulandırmaya gerek yok. Ha, kedileri gösterdim mi ben ya? Kedileri göstermediysem şimdi göstereceğim. Yavru kedimiz var. Bir tane de Van kedisi aldım, beyaz. Hop. Neredesiniz lan? Aha. Gel pis. Yakışıklı kedi, mavi gözlü. Hüseyin abim her şeyi düşünmüş. Lan. Nereye? Neyse, tamam. Kartalımız var, uçağımız var. Vallahi şıkır şıkır modu ya. Süper. Bellissimo. Neyse. Şeyin ne?
Şimdi ekim dönemlerime bakacağız. Ulan acaba aklıma bir şey geliyor ama bu traktörlerle alakalı. İnşallah. Evet, şu an cebelleşiyor arkadaş. Neyse, çeker bunu. Bu getiriyor. Bu ne yapıyor? Tamam, lan nereden baksan geliyor. Şimdi şunu otomatiğe koyalım. 398'e hemen ben geçeceğim. Okur musun? Okuyamazsın. Bir daha basalım. Git diyelim. Sanırım okudu onu ha. Hadi. Hadi. Hüseyin abi de büyük ihtimal şey seviyor. Ha bak, şu griliği yol okuyor baba. Anladık. Şimdi damperimizi alalım, hemen hızlıdan yukarıya çıkalım. Biz de bir yol sefası çekelim beraber. Nohuttan da güzel bir verim alacağız gibi duruyor. Daha farklı tarlalar da var. Ona da giderken şu damperi takalım, bakarız. Ne yapacağız, ne edeceğimize. Ekim vaktine daha var. Tabii biz şöyle bir şey hesap ediyorum. Buğday, kanola, buğday ekeceğim. Kanola ekeceğim. Ondan sonra fasulye, nohut ve bezelye ekmeye niyetim var. Onlar da o bak yine. Oğlum ben niye bu kadar çabuk unutuyorum bak. Son anda aklıma geldi ha. Yürü 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 makaslamadan. Yürü. Makaslamadan dedik, çaktık tekeri arkaya. Dur bakalım. Şuradan hemen bir mazot al. Kediyi ezdik lan. Heh, bu modda burada çalışmıyor değil mi? Ve çıldıracağım birazdan. Ha, böyle koyuluyor değil mi? Tamam. Doldurduk. Dıştan şey yapıyor. 7610'a da aslında 7610'a da pulluk alınabilir ya. Çünkü o alanı açmak istiyorum. Size gösterdiğim alanı. Şimdi biri şeyi bekleyecek. Damperi bekleyecek. Öbürü panko. Öbürünün hiç işi yok. Gidip bir tane daha şey alalım ya. Pulluk alalım. Birinin çıkan hangisi olursa onu şey yaparız. Pulluğa yollarız ya. Bak, tarlalar da yukarıda. Buradan şey yapıyor. Yani içten kullanmak da isterdim ama işte içten de şey oluyor. Filmli ya bunun camları. Zaten çok aşırı bir uzaklığı yok. Hani böyle çevre seven insanlar için güzel bir görüntü oluyor. Böyle hani hakikaten normalde de şey, biz böyle tarım kooperatife spamlı olmuyoruz traktörle. Evet, ben geldim hemen çak şeyi, buğdayı al falan filan olmadığı için. Yani buralar zaten beni seven adam böyle sever baba. Yani hepiniz o seven adamları ben de seviyorum. Hepiniz baş tacısınız. Yani güzel çekmeye çalışıyorum. Hissettirmeye çalışıyorum. Mesela Yılmaz kardeşim de çok uzun zamandır takipçim. Kendine de selam olsun buradan. Erkunt gidiyor mu, geri mi geliyor? Ha. Erkunt orada çünkü. Ya şey dedi, ismi lazım değil bir YouTuber'ın, işte Farming Simulator'da Construction Simulator bana düşmez. Bak, bu bana düşmez. Kendi kitlesidir, kendi kanalıdır, kendi keyfidir. O beni hiç ilgilendirmez son derecede. Demek ki yapıyor ki seviliyor. Ama bana kendi açımdan ben yapmam dedim. Çünkü niye? Ben sadece Farming Simulator'dan keyif alıyorum. Bu kanalda sadece Farming Simulator olacak. Farming Simulator'ın açılımı çiftçilik simülatörü ise çiftçilik oynanır baba. Ben hani gidip o zaman kendim bunu yapmayı düşünsem Construction Simulator. Sen git. Nereye gidiyorsan. O bayırdan çıkacak. Tamam. Bu da burada böyle pelesenk atıyor büyük ihtimalle. Bizim şoförler boş para yiyor. Trakya kazanı bunlar. Normal böyle. O çizerler kafaları güzel, Ramazan gününde konuş tutmayın da beni. Tamam bırak arkadaşım, bırak. Alo alo, dur. Dur. Allah'ın belası. Dur. Bak, makaslattık senin yüzünden. Aha. Ha, gidiyoruz lan. 20'a gidiyoruz. Dur, seni çekeyim ilk de. Bu arkadaş biraz yanlayacak çünkü. Şunu şöyle bir yola çekelim. Erkunt da kim bilir nerede şu an, dur. Erkunt alalım. Erkunt gidiyor, geziyor kafasına göre. Hop. Dur. Tamam. Tamam, şimdi bunu çıkartalım hızlıdan. Kireci düz bir yere koysak. Şahin yerde uçuyor. Oo. Hüseyin abi. Şahin beni avlayacak herhalde. Bu buradan çekmeyebilir bura rampaya ama. Batırmayız inş.
Yok yok, çekiyor çekiyor. Çekecek çekecek. Çekersin. Çektin çektin hadi. Ha bir de bak onu söylemeyi unuttum. Benim traktör şeyden vitesli. Kırmalı. Orta taraftan. Şurada vites görüyorsunuz ya, böyle vitesli değil. Orta taraftan yani Ford embleminin yanından vitesli. Bu Avrupa malı olduğu için bu farklı. Tamam, çekti bunu bu. Oynamasa aslında bunu burada. Dur bakalım. I yapsak iniyor mu? Abo. Hadi bakalım. Deme takalım. Dararinaninam. Çok güzel oldu. Süper. Süper oldu. Süper. Şimdi bu buglandı değil mi bu? Böyle çekti mi lastik gibi gelecek buraya değil mi bu? Tamam, kireci. Bunu buradan hareket ettiremeyiz. Yoksa çok aşırı büyük bir şekilde buglanacak bu. Bunu hızlıdan şeye verelim. En hızlı traktörüm hangisi? Bu 31 yapıyor. Bu 43 bu yapıyor. 38 bu yapıyor. Dur. Şuradan hemen biçeri boşa boşlayalım da. Biçer boşa dönmesin, beklemesin orada. Zaten bu da git gel yapacak büyük ihtimal bir iki kere. Ne kadarını biçmiş tarlamızın? Şöyle bakalım. 3'te 1'ini biçmiş. Bu Dorse çok almıyor. Ekin tahribatı açıksa bunu biraz işleriz. Gerek yok. Şöyle şuraya koyalım. Arkasına tam tur sağ yapar, sol yaparsak döneriz. Hah, ver bana. ...5.600... 13 ton aldığını hesap edersek 2.5'tur. Tarlayı bitiririz herhalde diye tahmin ediyorum. Bakalım şeyin, nohutun jipeki nasıl? Nohutu da bak abi ya, bu Hüseyin abi işini yapıyor ya. Haşlanmış nohuta da biraz benziyor ama olsun, o kadar idare eder, daha ne olacak yani, adam yapmış işte. Tamam. 7610'la burayı bırakalım. 7610 alpleri alıp buradaki tarlayı sürmeye başlasın. Aynen. Şimdi koyalım. Boruyu kapat. Çalıştır bunda. Haşa basayım. Tamam. Bu burada bir süre kalsın. Bunu buradan çekelim. Batma modu aktif olduğu için aynen 2.5 alır. Şeyde dur. Tamam. Bunu alalım hemen, 7610'a saplayalım. Aslında ünlü pulluk almak istiyorum bir yandan ama işte otomatiğe verirsek çalışmayacak. Öyle bir handikapı var. O yüzden problem yaşamamak adına şimdilik bunu böyle dur. Ha. Bas bakayım pullu. Ablam aldı traktörü elimden. Tarla taşı aktif mi? Aktifse üzülürüm. Kapat. Şimdi o tarla taşını alabilecek durumumuz yok. Yavaş yavaş hepsini tam olduğu gibi yapacağız da. Tamam, bu buraya şey yapsın. Bu 43 yapıyor. Aslında bununla gidelim hemen şey yapalım. Şunu şöyle çalıştır bunu. Bırak burada, düşmezsin umarım. Bunu da bırak. Tamam. Bunu da bırak. Sen hızlıdan şeye kadar git. Bak hatta şimdi bu traktör bayağı hızlı arkadaşlar. Niye söyleyeceksiniz? Erkunt'u o yüzden seviyorum. Bak şimdi o gidiyor normalde şu an. Tada. O kadar da değil oğlum ya. Şimdi gidelim bir tane Alpler, aynı renk Alpler dediğin mavi olur ama değişiklik olsun diye bir tane de, ha modun ismini de gördünüz. Pimli pulluk diye geçiyor. Bunu da aslında siyah da yakışıyor buna ya. Bir tane de siyah olsun. Çalıştır bakalım. Şunu aldıralım. Sonra diyelim sen gel buraya doğru. Biz de o ara neler yapacağımızı
konuşuruz. Bunlar gelesiye kadar. Şunu yola bırakalım. Bu taraftan ilk defa deneyeceğim şoförü. Yap bakalım. Şey. Git. Gidersin. Bakalım. Ne yapacak? Bir gaz vermeye çalışıyor gibi abla ama. Abi. Dayı mazot yakıyor bu, biliyor musun? Biliyorsun değil mi? Gözlük takmaya benzemiyor. Allah'ım. Neyse, buralardan nereden gideceğimizi de bilmiyoruz ama. Umarım bu taraftan geçen gidemedik sanki ya. He? Neyse. Hızlandırılmış şurada yol var. Ben şuradan yola çıkayım. Buraları hızlandırıyoruz. Şöyle hatta kamerayı da kapatalım. Şimdi geldik yerimize. Şunu bir stop edelim. Bu ne alemde? Devam ediyor. Tamam, bu notu dolduracak. Bunu boşlayalım ilk başta. Ondan sonra da Erkunt'la ben saban çift süreceğiz. Hemen gideceğiz, o tarlayı çekmeye başlayacağız. Siz tabi buraları hızlı göreceksiniz. Sizi daha çok sıkmamak için oraları hızlandıracağım. Videoları 30 dakika tekabülünde yapmak istiyorum. O yüzden orayı hızlandırdıktan sonra büyük ihtimal videoyu bitiririz. Bunu da söyleyeyim. Umarım hoşunuza gidiyordur. Güzel yorumlar alıyorum. Güzel yorumları için hepinize çok teşekkür ederim. Bu yorumlar hakikaten bu işi, yani gerçekten yapmak isteğimi arttırıyor. Şu kanalın zor günlerinde çok önemli bir şey bu. Çok aradığım bir etken. Bu da çünkü kanalın etkileşimi konusunda çok önemli bir şey. Dolma lan. Ya yine mi ya abi? Tamam, şöyle yapalım. Hop, dur. Ezme. Ezdi. Tamam. Yapılacak bir şey yok. Bunu buradan geriye alalım hemen. Ulan inşallah git gel yapmayız ya. Yok. Ay. Yapmayız. Yani bir alır herhalde. Şu an tamamen onu düşünüyorum da. Yani damper bir yarım depo daha alsa 50-50 yetecek. Nohut bayağı verim verdi ya. Gerçi bu tarla ondan bir tık daha büyük diye gibi duruyor da. Öbür tarlalarımızda da farklı ürünler var. Onları da söyleyeceğim hemen. Şurayı boşladıktan sonra bakacağız beraber. Tamam. Vallahi yarım depo bile almayabilir ha. Biraz taşar gibi alıyor ama. Şöyle bırak. Geriye çek, geriye. Aynen, 2,5 tona yakın bir şey alır. Bakalım bu tarlamızda neler var. Bunu boşu boşuna çalıştırmayalım. Şimdi bu kırmızı ayçiçek o. Şurada da bir nohut sanırım o. Aynen. Şurada da bir nohutumuz var. Büyük ihtimal git gel yapılacak gibi duruyor. Ondan sonra şuraya bir tarla açacağız hemen. Erkun çuğumla beraber. Gidelim. Ben burayı dediğim gibi size izletmeyi düşünmüyorum. O yüzden ben buraları hızlandıracağım. Siz de hızlandırılmış bir şekilde göreceksiniz. Kamerayı kapatırım kuvvetli muhtemel. Çünkü vakit almasın. Vakit harcamayalım efendim. Hadi bakalım izleyelim. Evet, yaklaşık şöyle bir bakarsak, şöyle toparlak bir 10-12 dönüm, 13 dönüm falan
10 ile 14 dönüm arası burada yazmıyor, büyük yazmaz büyük ihtimalle, belki daha fazla bir yer kazanımı yaptık. İyi oldu aslına bakarsanız burası. 7610 da şu an şeylerini biçmeye devam ediyor. Şunları alacağız tabi ama büyük ihtimal onun da mazot sıkıntısı. Aa, ilk başta çok mazot yakıyormuş gibi geldi. Neyse, öbürü nohutu bitirdi. Hatta şunu da öbür tarafa götürelim. Orada da bir posta nohutumuz var çünkü. Ufak bir parça. Bir dahaki bölümde, yanlış anlaşılmasın, ben şeyi bitirmedim. Hani kanalın sadece günde 6 tane shorts geliyordu. Artık günde sadece 2 tane gelecek. Bu cumartesinden sonra, yani 26'sından sonrası olan zaman için söylüyorum. Günde 2 tane shorts gelecek. Günaydın serisi kalktı. Global seriden gelecek ve şey, bu tamamen Hüseyin abinin şakası. Ve pazartesi, perşembe şeyler gelmeye devam edecek. Uzun pazartesi, perşembe, cumartesi uzun videolar gelmeye devam edecek. Tabii bu serinin sevilmesiyle alakalı olan bir şey. Umarım hoşunuza gidecek, bir şeyler izletebilmişimdir size. Hakikaten sizin önceliğinizde olan bir şey. Çünkü ben bu işi severek yapıyorum. Hani müzik de yapıyorum ben bir yandan. Hoşuma gidiyor böyle iyi yapabildiğimi düşündüğüm şeyleri insanlara gösterebilmek. Umarım bunu da kendi şahsıma münasır olarak söylüyorum. Umarım sizin sevebileceğiniz tarzda bir şeyler yapabiliyorumdur. Yani bunu para için yapmadığımı herkes bilir. Burada kazandığım insanları, hiç kimseyi unutmam. Bunu da bilsin. Çünkü ben sevdiğim insanı unutmayacak bir yapıdayım. Sevgisini hakikaten aldığım bir insanın. Neyse, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım hayatınız sevdiklerinizle, ailenizle güzel, mutlu geçer. Lütfen buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda, yani pazartesi görüşmek üzere. Şimdiden hepinize hoşça kalın. Bay bay.